İşte neresi? İtalya. Tamam, hepsini yazmış. Ha. Hepsi yazmış. Yani Bulgaristan, Makedonya. 1500 civarı. Bir şey. Evet, sağ olun. Bence öyle de hani bunların böyle de... Mikrofon da var. Şurası var, burası ben karşı, yan oda var. Şey var. Burası var. Ya bakın şunları da göstereceğim. Burası geleneksel kıyafetli dünya bebekleri koleksiyonumu sergiliyoruz burada. Yaklaşık 1500 civarı bebek var. Dünyanın neredeyse her ülkesi, adası, etnik grubu burada sergilenmekte. Daha önce Edirne ve Kırklareli'nde olmuştu bir sergim. Yine Urfa'da olmuştu. Bu 4. sergim. Ama tamamıyla özel müze açmak istediğim. Burada zaten bir kısmını görüyorsunuz. Hepsini müzeye sığdırabilmemiz mümkün olmadı. Daha da var ve bunu tamamıyla hani ileriye yönelik bir dünya barışı için bırakmak amacım. Bunun için de müze kurmak istiyorum. Şimdi ben ilk önce bir 17-15 yaşında bir arkadaşım Rusya'dan bana bir bebek getirmişti. Hikaye öyle başladı. Ondan sonra ben farklı bölgelerin bebeklerini gördükçe toplamaya başladım. Giden arkadaşlarıma dedim bana getirir misiniz gittiğiniz ülkelerden bebekler, geleneksel bebekler. Sonra ben gezmeye başladım. Ben gezdiğim yerlerden topladım. Dışişleriyle bağlantı kurdum. Böyle böyle çoğaldı. Aslında benim hani evimin küçük bir bölümünde sergilemekti amacım bu bebekleri. Ama artık bu bir tutkuya ve yaşam biçimine dönüştü. Ve artık o kadar büyüdü ki bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Bu hani bebek deyip geçmemek lazım. Bebek bir ülkenin kültürünü, sosyal yapısını, dini inancını, ekonomik durumunu, pek çok şeyini yansıtmakta, antropolojik özelliklerini. Ve amacım da bunları bir araya getirme amacım ırk, dil, din ayrımı olmaksızın bütün bebeklerin bir arada yaşayabildiğini göstermek. Yani daha doğrusu herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek. Hep onu diyorum, benim bebeklerim çok huzurlu, çok mutlu yaşıyorlar. Aslında çok güzeliz. Bütün bu farklılıklarımızla ve çeşitliliklerimizle güzeliz dünyada. Bu kadar farklı kültür, bu kadar farklı insan grubu olmasa yani dünya bu kadar güzel olmazdı. Ve isteğim odur ki işte bu tür savaşlarımız var, savaşlar devam ediyor. Bunların sona ermesi, hep beraber buradaki gibi huzurla yaşayabilmek, bir arada olmamızın keyfini çıkartarak yaşayabilmek, çeşitliliğimizin farkına vararak, bunun zevkine ererek bir arada yaşayabilmek ve özellikle çocuklar için bu farkındalığı oluşturmak istiyorum.